Merhaba arkadaşlar. Sıcak bir yazın ardından Eylül ayına adımımızı attık. Ve hemen iklimde farklılıklar kendini göstermeye başladı. Ama Datça hala çok kalabalık. Biliyorsunuz 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bu konuda Datça'da da etkinlikler vardı. Barış yüzüşünü izlemek üzere Taşlık Plajı'na giderken Ilıcagölet'ten görüntüler çektim. Fotoğraf kim çekiyor? Siz çekiyorsunuz. Benimki video. Video. Fotoğraf çekseniz iyi olur. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Şöyle bir fotoğrafınızı. Ya göbeğim içeri çekil çekil bir hal oldu. Kulaçlarımız barış için. Hayırlı olsun. Tamam mıyız? Tamamız. Evet, ters. Geç kaldınız, geç. Geç kaldınız, başladı yani. Ya ya, geç kaldım. Akşam. Bunlara gel. Şimdi oldu işte bak. Göster bakayım şu şey. Nereden buldun yapıştırdın? Ya, ya ne bileyim ya işte. Nasıl geziyorsun yine bisikletten ha? Ya fırsat buldu işte. Bugün... I'm over here. Can hardly
oraya gelecekmiş, şu araya gelecekmiş. İleride Barış Parkı'ndan çok güzel bir şiir dinletimiz olacak. Hepinizi oraya bekliyoruz. Tekrardan Gatçalı Yüzyılları ve Moğol Kadın'a sonsuz teşekkürler. Barış kazansın. Evet arkadaşlar, 1 Eylül'deki diğer bir etkinlik Kapkırıyor Otel'in sergi salonunda bir sergi açılışı vardı. Ama ben ona bir gün sonra gittim. Şimdi size izlenimlerimi izlettireceğim. Yasemin Gök ve Nail Hanım'ın resim çalışmaları var. 4 sanatçının çalışması var. Ama onlar tabii nöbetleşe geliyorlarmış. Şimdi Yasemin Hanım'ın çalışmalarını göstereceğim sizlere. Müzik çalışmalar. Siz zaten takip ediyorsunuz evet, sizi. Evet, evet. Kızımı da takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi bir şair arkadaşımın Gülseri İnan. Hı. Çok güzel bir yorum yaptı. Hı. Dedi ki, Yasemin sen ilahi olana dokunmak istiyorsun. Onu kalbinde biriktiriyorsun. O amaçla da başlıyorsun çizmeye. Bazen başlıyorum, kendini tuvalden gösteriyor. Şimdi bana soruyorlar, bu portreler kim? Evet. Ben de tanımıyorum. Galata Mevlevi Hazretleri'nde bu semazenleri tanıdım. Onlardan bu ifadeler aldım. Çok izledim orada. Orada iki kez sergi açtım biliyorsunuz Bacılar bölümünde. Evet. İşte bir sürü azizlerin, azizelerin peşine düştüm. Bu deseniz, bu kara delik. Bunu neden yaptım? Stephen Hawking'den bir yazı okudum. Şöyle diyor. Kara delikten geçen hiçbir şeyin zerresi kalmayacak. Ama hayal edin ki size başka bir yaşam bahşedilsin. Bu cümleyi çok beğendiğim için çiçek koydum buraya. Size ilham oldu. Ve de bu tespit çalışmasına da arkadaşım Aysun'a yaptırdım. Yani bu vavları dengelesin diye tesip koyduk etrafı. Evet, güzel bir çalışma olmuş. Değişik bir şey uyguladık. Bak, şeyler aynı. Portreler hemen hemen. Portreleri tanıyorsunuz. Benziyor. Sabah evet. Melikesi. Benziyor, evet. Kucağındaki Hitit kuşları. Bunların hepsinin Muzaffer Bey hikayesi var. Bu da Oksa'da bir konu verilmişti bize, göç. O sırada vatanından ayrılan, denize dökülen kadınlardan birinin yüzü. Evet. O kadar içimi işlemişti ki o göç konusu. Yani o bu aşk, ama şöyle dediler, sen aşkı da yine hüzünlü yaptın. Her şeye hüzün koyuyorsun, aşka ama da koydun. Aşk da vardır. Evet, aşk da var. Olur mu? Tabii. Hüzün mü? Hüzün. Evet, hüzün. Ama bu işte bizi besliyor. Bende de hep vardır hüzün şeyi. Sizde de var. Evet. Yani resim yaparken hep hüzün evet. Ağır basardı yani. Evet. Evet. Yani bu bizim resimle, sanatla uğraşanlarda, şiir yazarken de evet. Vardı yani. Hüzün evet. Besliyor bizi. Evet, besliyor. Besliyor, böyle şeyler besliyor. Evet. Evet. Hani bırak hüzünü, başka tarafa geç diyorlar ama o zaman sanatçılığa mı kalmaz? Evet, demin evet. Şey dediniz ya, ilahi olana dokunma arzusu. Aslında evet. Ne zaman diyor bir başka şey, çok hani hüzün hissettiğin zaman en yakın. Evet. Şeye, ilahi olana en yakın anlarınız. Evet. Evet. O yüzden hani hüzün sevginin içinde, aşkın içinde, her evet. Şeyin içinde evet. Var. Evet. Yani hüzün, yol aldırıyor. Bize yol aldırıyor. Evet, Naide Hanım'ın çalışmalarına bakalım. Uzun zamandır kendisini tanıyorum. Bayağı bir sanat atölyesi var değil mi? Evet. Evet. Şimdi yine var mı? Şu anda yok. Hı. Şu anda resim yapmaya devam ama değil mi? Resim yapmaya devam. Evde devam ediyorum. Ne güzel. Atölye çalışmaları yani kurs yok daha evet. Doğrusu. Ve burası da güzel bir galeri olduğu için çok güzel evet. Çok şanslıyız. Kapkırıyor Otel'in
altında galeri. Tam modern anlamda yani evet, ışıklandırma evet, şudur budur hepsi evet, mükemmel yani. Evet, geyik. Güzel olmuş o geyik. Geyik benim çok hayran olduğum, çok sevdiğim bir hayvan diyeyim yani. Estetik bir hayvan. Estetik evet. Çok güçlü bir hayvan. Bir hüzün gibi bir şey var. O göz bambaşka olmuş, gördün mü? Evet, çok güzel baktırmış değil mi? Evet, o göz bambaşka bakmış. Yani geyiklerde vardır bu. Geyiklerde var. Böyle bakışları bir, çok böyle bir bakış evet, şeyi vardır geyiklerde. Evet. Çok kısa bir araya gireyim. Buyurun. Ben Mevlana aşığı olduğum için yine oradan bir şey söyleyeceğim. Hı. Hassas insanları geyik ve ceylan temsil ediyor Mevlana'da. Hı. Öyle mi? Kırılgan ve hassas insanları. Belki o yüzden çok yakınlık hissettim. Evet. Olabilir. Şimdi çocukken bana şöyle derlerdi hep. Nahide çok hassas. Nahide. Yani birçok şeyi görüyorsun, anlıyorsun. Fakat küçük olduğun için susuyorsun. Doğru. Orada. Evet. Bir şey söyleyemiyorsun. O da gözlerine yansıyor senin hani tabii, duyarlılık tabii, olarak. Belki gözün yaşarıyor tabii, falan bazı şeyler. Üç tane portrem var. Portreyi ben çok seviyorum. Yani evet, insan yüzü çok seviyor. Güzel. Haliyle kendin model olabiliyorsun. Tabii tabii. Aynadan çok güzel olur. Çok güzel. Değişik zamanlarda yani bu portrelerim aynı hafta içinde ama çok... Yağlı boya değil mi? Yağlı şey boya. Malzeme hep... Yağlı boya evet. Yağlı boya. Yine burada bir geyik var bak. Bu da bu geyik çok beni etkilemişti. Öyle arkaya dönüp bir evet, seslenişi vardı. Yapar onlar öyle evet, evet. Sorgulama var yani soruyorlar bir şeyleri. Hmm. Hep ifadelendirilmiş yüzler. Evet evet yüzler. Evet. Onun için şey, sanatın ışığında evet, farkındalık sergimizin evet, ismi de. Evet. Yani sanatın ışığında farkındalık. Evet, 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 serginin başlığı. Evet, evet, başlığı bu. Yani her şey soruyla başlıyor tabii. O da tabii aslında, bademlerimizden, çok çiçeğimizden. Çok güzel bir bahardı o bahar. Dedim ki bir tane otur yap aslında bu seneki projelerimden. Evet. Şey, badem tabii, tabii, ağaçları projelerimin içinde. Yapmanız lazım aslında. Evet. Çok güzeldi o bahar. Ya şimdi çok güzeldi. Ben resim yapmıyorum. Yaptığım yıllarda böyle bir ağaç bulayım diye neler çekerdim ya. Çok severdim. Şimdi bu çiçeklerin içindeyiz. Ama neyse ben yine video çekerek falan evet, şey yapıyorum. Sabitliyorsunuz güzellik. Ama burada yaşıyoruz. Şiirlerde, şurada burada, edebiyatta ben bunu göremiyorum evet, ya. Çok bizim ilginç bir şey ya. Muzaffer Bey, ben ona çok üzülüyorum. Çünkü biz çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Sanatla uğraşanların en büyük sorumluluğu burayı anlatmak. Evet. Yani bir Sezan neden Sezan? Fransa'yı çok güzel anlatıyor. İşte Victoria Dağı'ydı, çok ormanlarıydı. Çok çevresini, insanı. Çevresini, insanını. Sezan yine hakeza. Yani bakıyorsun Sisley, Pissarro. Bunlara baktığında hepsi yerel... Mane, Monet, evet, hepsi kendi evet, şey anlatayım. Fransa'yı anlatmışlar evet, yani. Evet. Bizim Fransa yani içinde yaşadığımız. Bunlar fındıkçı mı? Bunlar fındıkçı. Bunlar da Karadeniz'den apayrı güzel. Siz Karadenizli misiniz? Karadenizli. Neresi? Ben Orta Karadeniz. Sinop. Sinop. Ha, güzel yer Sinop'ta. Sinop. Artık benim... burada da badem toplayanları yapmanız lazım. Şart. Bu sene yani işte bu güzel olmuş. Badem bak ne güzel. Toplayanlar, yani böyle çiçekler, değişik bir şey olmuş değil mi? Evet. Dersen evet, Hanım siz daha bu işin evet, uzmanısınız yani. Evet, çok güzel. Hem öğretim görevlisi oldunuz değil mi siz? Evet. Yani 10 sene çalıştım. Şeyde güzel sanatlarda. Güzel. Evet. Hmm. En güzel yollarımdı. Evet. Evet. Yani ben böyle şeye bayılırdım. Siyah beyaz dengesi. Bir de çok gözler mözler hep onlara bakardık biz. Net değil ama ifade net. Evet. Yani yüzünü göremiyorsun. Evet. Kaşını, gözünü. Evet. Ama şu bakışlar bak sert bayağı ilk evet, şey. Duruşlar evet, da sert. Evet. Şeyden kaynaklanan. Şöyle çekeyim evet, girerken. İklim faktörü. İklim Karadeniz kadını şeydir yani taşın altına elini koyar. Tabii tabii. Taşın mücadeleci. Taşın altına elini koyan mücadeleci, insan da yeri geldiğinde çünkü çok doğa sert oluyor. Zor yani orada doğa yeri zor. Yeri geldiğinde çok neşeli evet, yumuşak. Çalıştım ben Rize Pazar'da. Aa, 4 yıl. Çok güzel. Tabii en güzel yerinde. Güzel. Sinop da çok güzel ama çok göremedim güzel, orayı. Sinop'u falan. Görmek isterdim yani. Fakat bu ben Karadeniz'de bir festivale katıldığımda şey dedi bana
bu maraba mı diyorlar gelip onlar aslında oralı değiller. Bir hafta, bir ay geliyorlar. Dışarıdan gelip çalışanlar. Tamam. Hani sert dediniz de ifade. Kolay değil. Buradaki hayat. Çok güzel dediniz. Fındık toplayan bunlar. Evet. Dışarıdan işçi olarak geliyorlar. Geliyorlar orada kalıyorlar. Çadırlarda, madırlarda, çoluk çocuk geliyorlar. Bir ay orada kendi memleketlerinden uzak. Yani burada bir onu yakalamışsınız. Evet. Doğru, güzel olmuş, evet. Çok güzel. Bak, fındık olduğunu görmeden ben fındık toplayanlar mı dedim, değil mi? Evet, evet. Yani o da onu güzel anlatmış. Yani. Evet, evet, o da. Evet. Bu resim sizin şeyiniz olmuş bayağı. Yani çok hepsi güzel ama evet bu yani. Lekeyi severim ben, leke çalışıyorum. Evet, evet, evet. Bak, aynı şey. Siyah beyaza yakın şeyi de severim böyle. Bu bir süper. Evet. Bize çok baktık çalışırken. Evet, Mine de söyledi. Bizi de dedi, devamlı dedi, bizi tepkiledi. Bir dönem tükenmez kalem çok çalıştım. Çok çok çalıştım. Bu çok kuşun kalem mi? Tükenmez kalem. Tükenmez kalem mi? Ha bak ne güzel ya. Tükenmez kalemi evet. Çok severim. Hem o böyle etki, o tonları etkisi, onları bunlar evet. Sanki kurşun kalemmiş gibi Yasemin Hanım. Evet. Şeyi yani tükenmez kalemle güzel şey yapmış. Desen çok sağlam. Çok evet. Severim. Bravo. Ağaçları çok severim. Ama desen sağlam olunca zaten resim de sağlam oluyor. Evet. Evet. Siz hani evet. Öğretim görevlisi olarak. Evet. Bunu bu, da... bu desenin iki sene mesleki demeliydim adı altında çocuklara dersini veriyordum. Evet. Ve diyordum ki çocuklar iyi bir deseniniz olmadıkça iyi bir sanatçı olmazsınız. Tabii. Şu da kolay bir şey değil. Hani evet ama çalıştım. Kübizm gibi olmuş yani. Bir evet, değişik evet. Bir şey olmuş yani. Bir modern bir anlatım vermiş evet, değil evet, mi? Evet evet. Değişik olmuş yani. Evet. Yoksa buradan bir çağlayanı böyle şakır şakır akarken gösterse böyle olmaz yani. Evet. Evet. Sonbahar mıydı mevsim? Sonbahar. Şimdiki aklım olsa bir kırmızı da koyardım. Nereye? Bir yere bir koyardım. Bir i̇şte o ressamların vardır ya bir tane rengi. ne hangi noktaya çekmek istiyorlarsa bir sıcak renk korlar. Evet. Nahide'de koyu açık dengesi çok güzel. Mesela o başlıyor ya açık rengi su. Evet. O çok yakışmış oraya. Şimdi Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'nı okuduktan sonra bu resmi yaptım. Hüsnü Aşk nedir? Bu bir sevda masalı. Burada hüsn kadın, aşk erkek. Bunlar hakikati arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Bir sürü devreden geçiyorlar. Sonra birbirlerine bakıp ben senim, sen bensin diyorlar. İlahi aşka mesaj yolluyorlar. Evet. Bunu resmettim. Sizin buradaki aşkı başka bir evet. Aşk. Yani evet, ilahi mani, aşka yolluyorlar. İlahi. Evet. Bu hep benim zaten kendimi konularda. Çok sevdiğim bir resmim. Çünkü manası çok derindir. Evet. Burada bir yazı var. Kaligrafik bir yazı. Şurada. Hiçlik makamı. Hiçlik. Hiç. Hiçlik yazıyor evet. Orada tepede. Yani hakikat yoluna giren insan yükseliyor, yükseliyor. O yolda hiçliğe doğru gidiyor. Evet. Ulaşanlara ne mutlu. Evet. Bu göç, göç resminden, yine Uksa'daki göç resminden bir tane. Burada da o yine o denizlere dökülen vatansız, yurtsuz kadınların dramı. Evet. Bu onun en sevdiği resmi. Sergideki üçüncü sanatçımız evet. Serap Reyede. Kendisi şimdi burada yok. Resimlerine bakacağız. Yağlı boya değil mi bunlar? Evet. Akrilik. Akrilik, akrilik de var. Ha. Almanya'da mı yaşıyor kendisi? Evet. Evet. Şöyle, öbür sanatçımız Mine Soral. Aslında grafikçiydi değil mi Mine Hanım? Yani bitki illüstratörüydü. Küçük bitkileri, bitkileri evet. Ayrıntılı yapan evet, o bitki şey. Bitki illüstratörü evet, yapıyordu. Evet. Sonra büyük yağlı boyalar geçti. Evet, şimdi bayağı bir yağlı boya türünde çalışmalar yapıyor. Kendisi o da burada yok. Buradan selam söylüyorum artık. Mesela ne kadar başarılı değil mi? O birçok bitkiyi böyle, evet grafik. O şimdi gelsin size bütün bilgi verecek. Beğendiklerinizi çekebilirsiniz. Evet. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle çalışmak da kolay değil. Salyangoz çok güzel olmuş. Serap Hanım'ın çalışmalarıymış. Evet.
arkadaşlar, çok güzel bir sergi salonu gerçekten. Yani çünkü ışıklandırma, havalandırma, her şey böyle bir sergi salonunda önemli. İnanılmaz güzel bir sergi salonu. Cap Creo Otel'in altında. Sahipleri de sanatı seven insanlar. Bunun da etkisi var. Mine Soral'ın resimleri şimdi gelecek. Biraz ondan da sohbet ederiz. Evet. Seramik çalışmaları da var. Çok güzel sergiler açılıyor arkadaşlar burada zaman zaman. Böyle kalabalıkken ben gezmeyi pek sevmiyorum aslında. Sanatçılarla da rahatça görüşemiyorsun. Bugün gelmem iyi oldu. Evet, Serap Hanım'ın Serap Riedel. Serap Riedel seramik çalışmaları. Karşıda da yağlı boya veya akrilik çalışmaları. İçerisinde şu anda bayağı serin arkadaşlar. Evet, yalnız. Yalnız. İnsanlar yalnız arkadaşlar. Herkesin kendine göre bir dünyası var. Sanatçılar bunu bir şekilde dışa vuruyorlar, sanatçılar. Ama birçok insan onu büyük ihtimalle belli edemiyor.